Merhaba, programa hoş geldiniz. Önce üzüntülü bir haberle başlayacağım. Umarım yanılıyorumdur. Sizin iki kedimden daha çok tanıdığınız olan Siyah Döber, iki gündür yok maalesef. Ya çaldılar ya da bir haftadır hastaydı ve yarın veterinere götürecektim. Yaşamını yitirdi ama kediler bazen öleceklerini hissettiklerinde uzaklaşıyorlar. Bu bir sürü hayvanda oluyor esasında. Garip bir içgüdü. Nasıl yapıyorlar bunları bilmiyorum. Sanıyorum filler de aynı şeyi yapıyor, köpekler de aynı şeyi yapıyor. Ama çaldılarsa sahibi, yeni sahibi başına bir bela aldı. Çünkü iki saatte bir kucağa gelip beni sev, mutlaka sev diyen bir kedi nasıl başa çıkacaklar bilemiyorum. Evet ama umarım gelir. Hastalığı ilginç. Benim bir hatam gibi pire tasması aldım. İkisine de taktım. Pire tasmasına alerjisi olan bir kedi hayatımda ilk defa görüyorum. Bir zayıfladı etti, sonra çıkarttım hemen. Sanıyorum kulakta bir sorun oluştu. Oraya bir yuva yaptı. Böyle şeyler varmış. Kafasını sallıyordu bir haftadır. Hasta dediğim öyle yatak döşek bir şey değildi. Aynı şekilde yapıyordu ama mesela seveyim diye gelmiyordu. İlginç. Bakalım gelirse ilk müjdeyi yine size vereceğim. Şimdi Devlet Bahçeli'yi dinlediniz mi bilmiyorum. Ferdi'nin Fendi diye bir başlık atayım dedim buna. Önceki gün çok ciddi Türkiye'nin 24 saat süre verdiğini açıkladı. İktidarda mı olduğunu, muhalefette mi olduğunu, ne olduğunu çözemediğimiz ama derin devletin meclis sözcüsü, partinin parti sözcüsü olan Devlet Bahçeli 24 saatte bu İsrail devam ederse, durmazsa, bizden korkmazsa bak gireriz gibi bir açıklama yaptı. Ondan sonra 24 saat geçti. Tabii bu kadar maytabı alınca meğersem bütün olay Ferdi Tayfur'un Acılar şarkısındaymış. Önce başından bir dakika falan kendisi konuşuyor. O konuşmasının çok önemli bir konuşma değil. İşte oralarda Türklerin de olması gerektiğini falan söyleyen bir konuşma ama şöyle bir sözcük geçiyor. Samimi Müslümanlar feryat figan ediyor. Tabii ben pek alınmadım bu sözden ama Müslümanlar kendi aralarında tartışırlar mı bu samimi Müslümanlar lafını onu bilemiyorum. Tartışırlarsa işin içinden samimi ya da samimi olmayan Müslümanlar nasıl ayırt ediliyor onu tartışırlar mı bilemiyorum. Samimi Müslümanlar Devlet Bahçeli'nin kastettiği dincilerse bu açıdan çok önemli çünkü İsrail'le Filistin arasında başlamış gibi gözüken bu son çatışma esasında bir İsrail-Filistin savaşı değil. Bu kesin böyle bir savaş değil. İşin içinde başka şeyler var gibi geliyor bana. Çünkü tartışılan Hamas, çok az Müslüman kardeşler tartışılıyor. Ama Hizbullah ve İran tartışılıyor. Yani buradan nereye varmak istiyorum? Acaba Batı Orta Doğu'da bir takım şeyler yapmak için, işte yeni devletler, devletleri parçalamak, buna bir sürü alternatif, örnek ve alternatif sunabiliriz. Bunları yapmak için ilk önce dinci, İslami kesidi bir temizlemek, bir yenilgiye mi uğratmak mı istiyor? Yani Batı Orta Doğu'da yeni bir şey yapmak istiyorsa bunu dincilerin hegemonyasından kurtulup mu yapmak istiyor? Ve İsrail'de o anlamda bu Orta Doğu'da bir karakol olarak mı kullanılıyor? Benim en büyük kafamdaki tartışma bu. Bunu Orhan Dilber'le yakında bir program olarak daha geniş ondan konuşarak yapacağım. Konuşarak diyorum bundan sonra çünkü bana ikili yaptığım programlarda moderatörsün ya sussana diyenlere artık diyecek laf bulamıyorum. Arkadaşlar ben ikili programları moderatör olarak yapmıyorum. Tartışma programı olarak yapıyorum. Yani X bir gözükmeyen moderatör varmış gibi düşünün. İki kişilik karşılıklı konuşup görüşlerimizi paylaşıyoruz. Evet Ferdi Tayfur'la cevap verdi. Savaşı Ferdi Tayfur'un Acılar parçasıyla açtık. Çok ilginç. Kırmayın kalbimi diye devam ediyor parça.
Tabii Türkiye'nin Melih Aşık'ın bugün bir Twitter vardı ya da Facebook'ta mı yazmış? Bazen ikisinde de yazıyor, bazen tekinde yazıyor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi cahiller ve daha da zor olanı, tam otomat söyleyemiyorum, bilgisayarımı açmadım. Daha da zoru cahillerin cahil olduklarını bilmemeleri diyor. Evet, yani bir siyasi bir sınava tabi tutsanız, Türkiye'deki liderlerin büyük bir çoğunluğu sınıfta kalır diye düşünüyorum. Gerçekten sınıfta kalırlar. Yani dünya genel kültür soruları sorsanız, dünyadaki bir takım olayları sorsanız, tarihi sorsanız falan sınıfta kalırlar. Çünkü bu kadar hatayı siyasette hangi dünya görüşünden olursa olsun akıllı insan gibi konuşmuyorlar. Ahmet Davutoğlu Erdoğan'dan randevu istemiş. Biz bu soruları, konulara aynı dünya görüşünde bakıyorduk. Şimdi randevu verir mi bilemiyorum demiş. Aynı zamanda Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Devlet Bahçeli'nin 24 saatte savaş açalım olayına da destek verdiler. Nedir bu? Birisi Cumhur İttifakı'nın destekleyicisi, Erdoğan onun sayesinde ayakta duruyor. Diğer ikisi Türkiye'ye demokrasi getireceklerini iddia eden Millet İttifakı'nın iki elemanıydı. Evet, Türkiye'de bu şekilde bakılıyor olaylara. İş Filistin olarak tartışılmıyor Türkiye'deki siyasiler olarak. İslamiyet üzerinden tartışılıyor. Buna da en müsait kişiler işte Erdoğan, Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu. Tabii burada Fatih Erbakan'ı es geçmemek lazım. İmkanı olsa Gazze'ye giderdim demiş. İmkansızlığı ne burada onu pek bilemiyorum. Yani bunu açıklaması lazım. Buna. Ama Türkiye böyle, toplum da böyle. Yani kimse sizi kısıtlayan niye diye sormuyor. Yani bırakın muhalifleri, yani Yeniden Refah Partisi'ni ya da Yeniden Fazilet, Yeniden Saadet, ne bileyim ben. Kendi tabanının sorması lazım eğer tabanı varsa. Bir dakika Sayın Başkan, sizi engelleyen ne demesi lazım. Hayır, bunu açıklama gereği yok. İmkanım olsa Gazze'ye giderdim diye kahraman oluyor korkarak. Yani gitmiyorum, korkuyorum. Ben zaten askere de gitmemiş bir adamım. Ama bu şey değil, askerlik meselesi değil. Çünkü askere gitmedin, çürüye ayrıldın diye ya da paralı yaptın diye, bu bir istek meselesi, bu bir inanç meselesi. Burada gidebilirsin, burada devlet sana hastasın falan filan demiyor. Çünkü devlet buna karışmıyor. Git Sadat'a üye ol, Sadat'ın paralı askeri ol, ne bileyim ben, bir şey yap yani. Ama Türkiye'deki siyaset hep böyle dönüyor. Geçen gün söyledim de isim vermedim. Mesela Kürt açılımında Erdoğan işi ciddileştirmek için bir sanatçılarla sabah kahvaltısı yapmıştı. Kim çağırdı Kürt açılımındaki o sabah kahvaltısına? İki isim aklımdan hiç çıkmıyor. Bir tanesi Seda Sayan'dı, bir tanesi de Metin Şentürk'tü. Kürt açılımından ne alakası var? Onu bir tek Erdoğan biliyor işte. Onu biz bilemiyoruz. Ben çözemiyorum. Nedenini çözme olasılığım da yok. Siyaseten de yok. Ne bileyim ben, mantık olarak da yok. Akıllı politikada hiçbir yere koyamıyorum. Yani Kürtler, ya Seda Sayan'la da kahvaltı yaptık, o zaman bu açılım çok gerçekçi görünüyor mu dediler. Hayır, kimse böyle bir şey demedi. Hatta ya bir dakika, ne oluyor, niye ben bu icracıyla, bana göre sanatçı da değil bunlar da. Yani var olan bir sanat eserini icra etmekle meşguller. Kendilerinin böyle ortaya koydukları bir sanat eseri falan yok. Ama bizde herkes sanatçı. Şöyle bir parça yürüdüm, hatta bu son para dolandırıcılığı kadın bigudilerle şey, Ero'dan bigudi yapmak bir komedi filminde ancak yapabilirsin bunu. Sanatçıdır büyük bir olasılıkla o Polat ailesinin kadını. Yani Ero'dan, dolardan bigudi yapmak Jerry Lewis filminde ya da ne bileyim ben buna benzer filmlerde aklına gelir. Çünkü o Jerry Lewis filmleri hareket komedisidir. Hareketle, görüntüyle adamı güldürür.
daha çok. Ben öyle algılıyorum. Yanılıyor olabilirim tabii. Sinemacılar bu işi bilhassa ikizlerim yanılıyorsam beni uyarsınlar. Dinliyorlarsa programı tabii. Her programı da dinlemediklerini biliyorum. Dinlemeleri de gerekmiyor ayrıca. Çünkü bu kadar politize bir insanı niye dinlesinler yani? Evet, Türkiye böyle bir ülke. Yani işte Seda Sayan'la Kürt açılımı kahvaltısı yaptığın zaman sonunda iş nereden çıktı bu imza, kim size bunu imzalayın dedi diye Dolmabahçe Kürt mutabakatını bir kalemde silebiliyorsun. Ya da bir kalemde gaza gelip işte 24 saatte biz oraya gireriz, orada eski Türk ruhu vardır. Tartışma nereden işte siyasi olarak niye bilmiyorlar diyorum. Çünkü tartışmayı İslamiyet üzerinden yapıyorlar. Filistin üzerinden yapmıyorlar. Neden? Çünkü Hamas'ın başlattığı bir savaş bu. Hamas 5000 füze atmadan İsrail'i haklı çıkartmak için söylemiyorum. Sonuna kadar karşıyım. Ama birincisine karşı olmadan ikincisini önleme olanağınız yok. Hep söylüyorum, siz bir Ermeni soykırımını kabullenmiyorsanız, hala Ermenilere düşman olarak görüyorsanız, hala yapılan ankette ülkenin %65'i, 65'e yakını Ermeni'den komşu istemem, Rum'dan istemem, Yahudi'den istemem, Kürt'ten istemem, Alevi'den istemem diyorsa, o zaman sorunu kendinizde arayacaksınız. O zaman işte bu Devlet Bahçeli gibi adam nereden çıktı lan deme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü siz de ona benzer yakın görüşlerdesiniz. Orta Doğu farklı mı? Hayır. Yahudi sahibi var diye Coca-Cola döküyorlar. Coca-Cola'yı nasıl dökersin? Satın alır da dökersin. Satın alıp düşmanları ya o Yahudi'ye para kazandırıp eleştiriyorsun. Al sana 5 milyon daha, ben senden nefret ediyorum bak. Hani bir adam vardı ya, çıkmıştı, açıklamıştı. Önce 1000 dolar yatırırsın, sonra işte 2000 dolar çekersin, sonra 3000 dolar yatırırsın falan diye televizyona çıkarttılar böyle bir salağı. Ne diyeceksiniz yani? Orta Doğu bu. Türkiye'de bunun içinde. Ha işte oradan geleceğim son olayı bağlarken. Bu bir İsrail Filistin meselesi değil. Öyleymiş gibi göstermek için Hamas'ta işte İsrail'in coğrafyasının arttırılması tartışılıyor, konuşuluyor falan filan ama bana hiç de öyle gelmiyor. Bu sanki IŞİD dahil olmak üzere IŞİD, Hamas, Müslüman kardeşler, Hizbullah, İran mollaları, Hasbi Şabi mi onlarla, onlara karşı açılmış bir savaş var gibi geliyor bana. Mesela şu anda Irak'ta fazla bizim basınımızda yer almayan küçük çaplı bir savaş var. Kürtlerle Irak hükümeti arasında. PKK'nin ayrıldığı bölgelerde, boş bıraktığı bölgelerde şimdi KDK ile şeyin arasında, hükümet arasında savaşlar var. Çarpışmalar var. Savaş demeyeyim de. İç savaş ya da. Burası artık bizim, hayır burası bizim savaşı var. Yani bir kaynaşma var Orta Doğu'da. Orta Doğu'da bunun adına BOP mu dersiniz yoksa başka işte ılımlı İslam'ı, İslam tartışmasının savaş haline dönüşmesi mi, baktılar ki işte bu Türkiye örnek verilerek üzerinden ılımlı İslam'a daha sıcak bakan Fethullah Gülen ekibiyle olmayınca bu noktaya mı getirdiler? Bu tartışmalar yakında ortaya çıkar. Çünkü emperyalizm böyle bir şey. Nedenlerini açıklayarak kötülük yapıyor. Yeni bir Orta Doğu çizilirken her yolu deniyorlar. Bunlar sivil toplum örgütüymüş gibi olan işte örnek kemik bir şey var. Soros'un da üyesi olduğu Yale Üniversitesi'nde kurulan, her yıl 15 üye kabul edilen ve senede sanıyorum iki kere toplantı yapıyorlar.
Buna bütün FBI'nin eski başkanları, devlet başkanları, Amerika başkanları hepsi üye. Orada yapılan, senede iki kere yapılan toplantıda işte dünyaya nasıl hükmedecekleri, Orta Doğu'da dahil olmak üzere, belki de en çok Orta Doğu'nun konuşulduğu bir toplantı yapılıyor. Ilımlı İslam toplantısında ilk yapıldığı işte yıllar önce, ama çok yıllar önce orada başlıyor. Bunu bir takım programlarında söylemiştim, yazılarında da yazmıştım. Yani neden Türkiye örnek ülkeymiş gibi gösterildi? İşte bu Erdoğan iktidarının gelmesi, Erdoğan iktidarından önce 12 Eylül'de neden Kenan Evren Atatürkçüyüz, işte bunlar yönetemiyor Türkiye'yi deyip elinde Kur'an'la her mitinginde bir ayet açıklamalarına girişti. Sonra işte %3'lerde Türkiye'nin 4., 5., 6. partisi olan Saadet Partisi, Milli Selamet Partisi, Erbakan'la iktidara gelebildi falan. Bütün bu hazırlıklar Türkiye'nin daha ılımlı gibi olmasıydı. Ama ılımlı İslam'ı Süleyman Demirel'le tanıtmak ya da ona benzer merkez sağ diyebileceğimiz kesimden tanıtmak yerine dincilerle tanışınca iş Erdoğan'a kaldı işte. Mesela şeyi hiç kendi kafanızda tartıştınız mı? Türkiye'de neden AKP kurulduğunda dört kurucudan 3'ü siyasetten daha akıllı olmasına rağmen iş Erdoğan'a kaldı. Yani Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Abdülhatif Şener nasıl böyle bir kenara itildi Erdoğan tarafından? Bu bir Amerika yanılgısı mıydı? Derin devletin en kullanışlı eleman olarak Erdoğan'ı görmesi mi buna neden oldu? Kimse Erdoğan'ın o diğer 3 kişiden daha zeki olduğunu ve siyaseti daha iyi bildiğini söyleyemez. Mümkün değil. Üçü de siyaseti de benzeri şeyleri de Erdoğan'dan çok daha iyi biliyorlar. Ama bu ciddi bir Türkiye siyasetinde incelenmesi, tartışılması gereken bir nokta ve kimse tartışmıyor. 15 Temmuz'un Türkiye'nin işte Ergenekon'la beraber Rusya, Çin, İran olayına kayması, Hakan Fidan'ın bir başçavuşun MİT müsteşarı yapılması, o MİT müsteşarının İran'la ilişkilerinin çok iyi olması, bunları bir siyaset uzmanının, birkaç siyaset uzmanının kendi aralarında bir kanalda bir araya gelip tartışmaları gerekiyor. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşadığımız bu kıyamet, bence bunun bir son noktaya yaklaşılması gibi geliyor bana. O yüzden Türkiye'de bir takım güçler, bir takım siyasiler olayı siyaset üzerinden ya da İsrail-Filistin üzerinden tartışmak yerine bu bir Müslümanlara yapılan vahşettir üzerinden tartışıyorlar. Televizyonlara çıkanlar da öyle tartışıyor ama bildikleri için hayır. Böyle tartışacaksın dendiği için öyle tartışıyorlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Umarım Dober geri gelir. Yoksa tek Damla'ya kaldım. O da ikisi birbirine o kadar zıt ki ancak uyurken kendisini sevebiliyorum. Ama kediler bol uyuduğu için bol seviyorum bu arada. Şey yapmayın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.